Havaların soğuması ve artık iyiden iyiye kendini hissettiren kış mevsimiyle birlikte hastalıklar da gün yüzüne çıkıyor. Bu aylarda vücut direncini artıran besinleri tüketmek önem taşıyor. Bağışıklık ilk olarak güzel bir kahvaltıdan geçiyor. Peki soğuk havalarda hangi besinleri tüketmemiz gerekiyor? Tabii bağışıklık ilk önce kahvaltıdan geçiyor. Güçlü bir kahvaltı yapmamız lazım, güzel bir kahvaltı yapmamız lazım. Bunun için de kahvaltıda bağışıklığımızı güçlendirecek taze sıkılmış bir portakal suyu olabilir veya nar suyu olabilir, antioksidan içeriği yüksek olan. Ayrıyeten kuru yemişlerden faydalanabiliriz. Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi bunları tüketebiliriz. Tabi bunları da ölçüsünde tüketmemiz gerekiyor. Aşırıya kaçtığımızda sıkıntı yaratabilir. Ayrıyeten doğal yapılmış pekmezlerden tüketebiliriz. Dut pekmezi olabilir. Bizim vücudumuzda bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkiye sahiptir yine. Ve günlük tüketeceğimiz su miktarı da önemli. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Suya zencefil veya limon ekleyerek bağışıklığı güçlendirebiliriz. Yine kış sebzeleri de unutulmamalı. Bağışıklık sistemimizin daha iyi olabilmesi için suyumuzun içine zencefil atabiliriz veya limon atabiliriz veya farklı meyvelerden yararlanabiliriz bu konuda. Öğlen ve akşam yemeklerimizde de, ana öğünlerimizde de, yemeklerimizde bol yeşillikli salatalar tüketebiliriz. Ve şu anda kış aylarına turp, havuç, karalahana çıktı. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı bizim bağışıklık sistemimizi güçlü tutacaktır. Bunlarla bir salata yapıp tüketebiliriz. Ayrıca yemeklerimizin yanında probiyotik içeriği yüksek olan yoğurt tüketebiliriz. Ve akşamları yatmadan önce bir bardak kefir tüketirse yine bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalınan sürede ise dengeli beslenmeye dikkat etmeli. Tabii sokağa çıkma yasakları var. Çok fazla evde vakit geçiriyoruz. Evde vakit geçirdiğimiz sürece de çok fazla abur cubura yöneliyoruz. Abur cubura yönelmektense daha sağlıklı yiyecekler hazırlayabiliriz evde kendimize. Örneğin yulaf topları olabilir. Daha bizi tatlı isteğimizi bastıracak ve daha tok tutacak şeyler olabilir. Diyetisyen Salih Çavuşoğlu bilinçsiz şekilde kullanılan gıda takviyelerine karşı da uyardı. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz için tabii bir de takviye gıdalar alıyoruz dışarıdan. Tabii bunların kullanımı da çok önemli. Bir uzmana danışmadan bilinçsizce tüketmememiz gerekiyor. Bazen ölçüsünü kaçırdığımızda, özellikle korona sürecinde D vitamini kullanımı çok arttı. D vitamini zehirlenmeler olabiliyor, C vitamininden zehirlenmeler olabiliyor. Bunların ölçüsünü de bir uzmanla beraber kontrol şekilde kullanmamız gerekiyor.